Ama boş tenek misali. Dıngır dıngır dıngır. Evet, soğuk çorba çalıyorsunuz hala. Hiç öyle bir çabam yok. Enes Bey tabii ki de bence intikam alacak. Herkese çatır çatır günü geldiği zaman karşılığını verecek diye düşünüyorum. Enes Bey bence herkesten intikam alacak. Çünkü o karakterde bir insan olduğunu düşünüyorum. Söylemleri de zaten böyle kindar kindar söylemlerdi. Onu birçok kez de masada uyardım. Ama asla kabul etmek istemedi. Gereksiz volümle sesini arttırdı ve sürekli yüksek sesle konuşarak kendini haklı olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama konuştuğu her şeyde çok haksızdı. Neler vardı ara yemek tabağında seyircimiz? Cevizli köftemiz ve Ali Nazik'imiz var. Cevizli köfte. Cevizli köfte. Bu iyi çiğ köfte gibi olandan değil mi? Evet, patates falan konular. Evet, patates tamam. Konular. Baharatları var. Cevizli köfte ilk kez yapılıyor. Ne güzel, ilk kez yapılan şeyleri severiz. Patates. Tabağa bakın, tabak. Patates. Doğru tabak mı? Sunumu, porsiyonlaması nasıl? Teşekkürler. Afiyet olsun. Su alabilir miyim? Minyatür bir getiriyor Ali Nazik'le karşı karşıyayız. Oo. Üstünde bir kaşık kadar bir kıyma koymuşlar Zuhal Hanım. Ara yemek olduğu için olabilir ama mi? Ama ara yemek ya hani zaten. Çok teşekkür ama ederim. Minyatür dedi de. Yemek yiyeceksek zaten şey sorabilir miyim? Yani neden? Minyatür bu yani. Ali Nazik gibi bir menüyü neden ara yemek evet olarak yemeğini bize sundunuz? Hemen bu ara yemek değildir bana göre. Ana yemek. Yani aslında şanslısınız. Ara yemek ana yemek kadar lezzetli bir yemeği ben size ara ama yemek ana olarak ana yemek olarak gelmez. Anlatabildim mi? Porsiyonunu ara yemek olarak gelmez. Biz ara yemek olarak da tüketiyoruz. Bu zamanlama bu tatlı tabağında olabilir mı sıcak? Evet. Tatlı tabak tabağında. Küçük olmuş. Tabak çok küçük. Üç tane ürün var. Çok da sıkışmış. Evet. Biraz daha büyük bir tabak olabilirdi doğru. Şu altındaki olurmuş. Evet evet tam olur. Bu arada siz ben tadık etli yapmadım, kıymalı yaptım. Tamam ver. Meral Hanım bunun içine patates koydunuz mu? Ben de alabilirim. İçerisine tabii ki patates koydum. Var tabii. Patates girer mi? Patates koymuş. Size de vereyim mi? Lütfen. Şöyle vereyim. Çok acı. Bunlara biraz köfte daha çok az acı koymuş olsaydı. Biraz acı Antep'ten olur ama. Antep'ten biber mi geldi? Biberle değil, özel isotla yapıyoruz. İçerisine hiç biber değil. Acı olur ama. Buna. Ha, lezzetli bu arada. Ben cevizli köfteyi evet beğendim. Bazen ama Antep'te çok acı. Çok acı olur bu. Zaten. Çok mu kaçmış ama? Acı olur ama. Ya göreceli de bir kavram. Ben o yüzden puan kesmem bu arada. Ama şey usulü de buysa eğer. Yani ben gerçekten şey beğendim. İyi de yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Ali Nazik'in patlıcanlarını nasıl közlediniz acaba? Közlemedim. Fırına verdim. Şeyde fırında değil, ocakta fırında közledim. Fırında közlemiş. Şey, bunun patateslerini biraz sanki az mı koyuyorsunuz? Bunu biraz daha mesela, daha yoğun mesela. Biz Adana'da aynı benzer müdahili vardır Zuhal Hanımcığım. Muadili. Aynen öyle. Normalde biz buna patates de koyarız. İşte biz de patates koyduk ama daha muadili olduğu koyuyoruz için öyle. Ha, orijinali böyle. Tadı tuzu falan gerçekten çok biraz güzel. Biraz daha böyle ince bulgur belli oluyor bizimkinde. Simit mi kullandınız? Simit deniyor. Evet, simit kullandınız. İnce bulgur. Çünkü normal ince bulgurla bu olmaz. Olmaz. Evet simit bulgurla olur. Emre bugün mutfağa girmeyi düşünmüyor musunuz? Cevizli köfte. Gireceğim. Ben girmek istiyorum. Ben dün inceledim. Başka bir arkadaş varsa gelebilirim. Benim mutfağım temizdi. Evet. Temiz olmasına karşın bir puan istemiştim sizden. Mutfağım gayet temizdi. O puana yansıtmadınız. Neden yansıtmadınız? Peki. Ben zaten temizliğinizi kullandım. Ama ben sizi şartlı olarak aldım içeri. Dedim ki bir puan fazla öyle verecekseniz. Şey eğer dedim, mutfağım temizse dedim. Mutfağım temizse gelebilirsiniz. Sizin, yoksa sizi kabul etmezdim ben yani mutfağa. O sizin özel isteğiniz. Geçen hafta özel isteğim, evet özel isteğim doğru. Ben özel isteğim değil demiyorum ki. Özel isteğim ve siz bunu kabul ettiniz ve geldiniz. Ve bunu da puanınıza yansıtmadınız. Ama yani, puanıma demek ki yansıtmadınız. Kötü müydü yani mutfak? Ama bu sizin özel isteğiniz. Bakın ağzınızı evet, özel isteğim doğru. Ama içeriye ama de almayabilirdim sizi yani. Sahibini kabul etmesi o şartla. İçeriye de almayabilirdim o sizi. O şartla aldım. Siz de kabul ettiniz ve geldiniz. Baktınız evet hiçbir şey yok. Tertemiz. Hiç kimseyi dinlemediğiniz için bunu da anlamamışsınız. Ev sahibinin isteği zaten o türdeydi. Onu neden puanınıza bence birazcık sakin olun.
Veremez miydiniz yani? Bir puan daha veremez miydiniz mutfağın temizliği? Yani bunu Hakan Bey kabul etmiş olsaydı. İçerisinde maydanoz çöplüğü var. Yani. Çünkü bu ev sahibinin inisiyatifinde olan bir kere. Maydanoz çöplüğünüz duruyordu. Bir saniye. Neyi duruyordu? Maydanoz çöplüğünüz var. Çöpler vardı yani şey... Bu yeşilliklerden dolayı işte maydanozlar falanlar. Yani illaki bir iki tane öyle maydanoz yani orada. Hayır bayağı o kadar herkeste olacak canım. Evet. Peki. Evet dağılmayalım fazla. Yemeklere biraz odaklanalım. Eleştirebilirim isterseniz. Tabii ki, tabii ben ki. Cevizli köfteyi çok beğendim gerçekten. Elinize sağlık. Çok acı gelmesine rağmen beğendim hani. Bunu değerlendireceğim. Evet, maşallah var acı. Evet yani suyu bitirdim. Aşırı acı ama bana çok lezzetli geldi. Ali Nazik'te ise ben etli beklerdim. Kıymalı olması bana göre birazcık basite kaçmak. Porsiyonluk olduğu için. Ama bu ara yemekti. Şöyle. Ama Ali Nazik'lerimde benim aklım hep o kuşbaşı etlerden geliyor. Bu şekilde de yapılıyor. Genelde şekilde de kıymadan olur. Bu şekilde de yapılıyor. Şiş yaparlar parmak parmak. Aynen. Ama işte etin pişmesi vesaire gibi şeyi o yüzden ama ikisi de lezzetli bence. Lezzetli. O konuda yok. Evet, Hakan evet. Bey bilginiz şu anda. Ben ama yayın kanalım var demedim. Bakın Ebru, öyle bir iddiam hiç olmadı. Ya da ben Michelin Yıldızlı Şefiyim diye de buraya gelmedim. Ben de, siz bakın, kendiniz söylediniz bakın, benim yayın kanalım var diye. Bakın en önemli şeflerin bile her zaman kendine kattıkları, öğrenebilecekleri... Mesela çok merak ediyorum. ...çok önemli şeyler vardır. Ben engin bilgilerinizi benimle paylaşır mısınız? Yok, siz engin bilgilerinizi evet. benimle paylaşın. Belki ben kendime, mutfağıma... Arkadaşlar tüm masaya soruyorum. Benim öyle bir iddiam oldu mu? Benim yayın kanalım var. Ben insanlara faydalı bilgiler veriyorum diye. Ben biraz kendi görüşlerinizi söyler misiniz? Evet. Özü ne zaman? Bir yerden duymuşsunuz, internette okumuşsunuz. Burada ne zaman diyor hala? Çıldıracağım. Kendinden katıyorum canım benim. Yok, hayır, hep baksana, bir özlü söz, özlü söz. Söylüyorum sana tatlım benim. Zerafet bir kadının bakışlarındadır. Bakışlarım da benim zerafet. Ebru, bir kez daha masaya vurursan büyük seni kaldırırım masadan. Büyük saygısı. Kendine gel artık ama sürekli niye masaya yumruklar vuruluyor ya? Evet, ya bir bedeni bir şekilde tartışamıyor musunuz? Kozlarınızı paylaşamıyor musunuz ya? Ama masaya vurulmaz. Bir an refleks yaptın tamam eyvallah ama bu kaçıncı, üçüncü kezdir vuruyorsun lütfen yani ya. Nedir alıp veremediniz, paylaşamadınız? Eleştiriye açıklayız bu arada, ben onu dinliyorum. Eleştiriye gayet açığım. Ama kendisi açık değil. Her şeyde bir karşılık veriyor. Bir de masaya vuruyor. Terbiyesizlik yapıyorsun. Sensin terbiyesiz. Bir de saçma oluyorsunuz. Kızlar, eğer bu şekilde ikili münakaşaya dönecekse siz hiç diyalog kurmayın o zaman. Ne yapalım? Başka şekilde önüne geçemeyeceğiz. Enes Bey, o yemeğe devam ediyor. Hakan'a bak. Çok güzel olmuş. Vallahi çok beğendim. Sakinlik. Lütfen. Helal olsun. Bu şekilde kullanıyoruz biz. Okey, yani. Vallahi ben beğendim. Burada bak, Hakan yorumun başında dedi ki bu kadar acı olur mu bilmiyorum ama beğendim dedi. Beğendim. Ha, ben bundan puan da kırmam kırmayacağım dedi. Ve çok beğendim. Gerçekten. Zaten herhangi bir iddiası da yok. Yöresine göre tıpkı senin dediğin gibi Adana'da, Antep'te her yerde farklı konu. Mesela nasıl dedim biz orada Adana'da nohut koyarız koymaz. Çorbada da aynı şekilde. Burada da mesela sizde daha farklı, daha fazla patates de konulabilir. Ama yani o, bak vallahi inanamıyorum. Böyle iştahlı yiyen bir insanı hiç görmemiştim. Ben dün aç kaldım Zuhal Hanım. Eve yoldayken dürüm söyledim. Enes aç kalmış. Vallahi açlıktan geberiyordum. Şimdi gerçekten öyle beğendiğim şeyi yiyeceğim. Geberiyordum. Vallahi geberiyordum. Hadi. Öyle demeyelim. Fenalaştın. O pideyi yiyip de nasıl aç kaldınız anlamadım. O pideyi yiydi Enes Bey. Çok pide. Tek tek size pide yaptım. O pideyi yesen doyardın. Doğru. Hanım, vallahi aslında uzun. Taş gibi miydi? Taş gibiydi. Taş gibi değildi bu arada da. Ya nasıl taş gibiydi? Taş gibi derken çok ekmek gibi yumuşacık bir dedi. Şimdi taş gibi diyorsunuz. Dur başka bir şey söyleyeceğim. Gürbüz. Birbirlerini tutmuyor. Hani o fırınlar var ya, pizza, lahmacun, pide pişiren. Bir tane buraya alalım mı? Çok güzel olur Zuhal Hanım. Hadi ben alıyorum. Benden hadi. Keşke birazcık daha acı olmasaydı da hepsini yeseydim. Ye. Ay çok lezzetli. Acı bize koymaz değil mi bacı? O çok da rahatsız etmez. İçerisinde patates var. Ya da senin için yiyorum bak. İlk vuran bir acı, sonradan geçen acılardan. Evet, Özlem. Evet öyle. Acıdan geçmeyen yemekler biraz sahtedir. Evet. Kesinlikle. Cevizli köfte neydi? Köfte cevizli mi? Köfte. Ben çok beğendim. Yemek istiyorum ama acı olduğu için devam edemiyorum. Çünkü acıyı yiyemiyorum. Ayran verelim mi? Çok fazla. Güzel çalıştırır bağırsakları. Acıyı yiyemiyorum. Rahatsız ediyor beni. Çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık.
beğenmem. Ali Nazi'yi beğenemedim. Niye? Yani tadını, tuzunu, bir de üzerinde kıyma olmasını ben hiç kıymayla yemedim. Evet, hakkını yiyorsunuz, hayır. Hayır, hakkını yiyorsunuz. Ya kıymayla evet, yapılır aslında. Ama beğenmedim, benim damak tadımı yok. Kıymayla yapıyoruz. Hatta Gaziantep'e gittiğinizde göreceksiniz. Bazı restoranlarda bunun üzerine kıymayı şiş yaparlar, parmak. Ben hep öyle yerim, böyle severim. Hep de söyle. Burada Ali Nazik Hanım ilk yaptılar. Hatta ben... Ben şişten sevmem mesela. Şişten de olur da kıymadan güzel oluyor. Ben köfte şeklinde yani böyle kıymam. Mükemmel bir tabak. Elinize sağlık. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Ben çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten ama sadece ve sadece Ali Nazik... Ara yemek olarak ben olsam yani bu sunmazdım. Haliyle kullanılır bence. Çünkü etli değil, ağır değil. Ara yemek olarak sunmazdım. Sadece bu kadar. Onun dışında gerçekten elinize, emeğinize sağlık. Ben gerçekten çok şu beğendim. Olabilir bak daha doğrusu. Ana yemeğin Antep tava mıydı? Evet, Antep tava. Şimdi Antep tava olduğu için etli bir şeye bir önceki tabakta gerek var mıydı? Bence yoktu. Kesinlikle yok. Bu patatesinin yanına başka bir şey yapabilirdin. Veya sadece bu da olabilirdi. Evet. Sadece patlıcan meze de olabilirdi. Mesela, Böyle biraz domatesin acısını istedim aslında. Bu şey ya, hafif yoğurtlu da zaten. Valla ben menü yorumlarken de söyledim, size de söyleyeyim. Bence ağır bir menü dedim. Hani evet, nazikleri böyle etli, diğeri etli, geçmiş olsun. Kolay değil. Ama o kadar lezzetli olmuş ki ben buna şimdi çarpılırım yani kötü bir şey söylesem. Allah tövbe, Allah korusun. Evet Enes, seni de duyayım. Köfteler... diğer yarışmacılara katılıyorum. Çok acı olmuş ama güzel. Güzel ama çok dağılıyor. Yani sanki o formu almamış gibi. Hani çatalla yemeğe kalktığımız zaman... Bunu nasıl yiyeceksiniz biliyor musunuz? Bakın şöyle, böyle alacak. Yani evet, bravo. Böyle yani koyacak. Olayı doğru, doğru söylüyorsunuz. Olayı o da. Limonu da alacaksın. Bir tane kıvırcıkla üç tane köfteyi nasıl yiyeceğiz Hakan Bey? Yani onu da söyleyin o zaman. Her şey kutlamayın. Tamam, siz onu bir yiyin. Sonra şunu nasıl yiyeceksiniz? Bana onu da göstereyim. İşte bu. Yürü ver limon. Bunu da yer misiniz? Nasıl yiyeceksiniz? Hani köfteye şey... Kıvırcıksız yiyeceğim. Sonrasında... Kıvırcıksız olmaz işte beyefendi, tamam mı? Öyle yenmez. Elinize alıp da yani... Yenmez mi? Isterim. Yenmez tabii ki. Köfte, bu tür köfteler elle. Ama et balık köfte bunlar elle. Doğru. Şöyle bir hata yapmışsın. Bu tabak küçük kalmış. Küçük kalmış. Niye ya daha büyüğüne koymadın? Daha büyüğünü ana yemeğe koyacaktım. Ha, tekrar kendi takımı hani şey olsun, ben ona çok takılmayın diyorum. Aynı desenden olmayabilir. Hayran verim o yandı. Her zamanki gibi gene yorumumu kesiyor. Devam ediyordum ama. Altan değil mi? Evet, kesiyor. Kesmeye devam ediyor. Kendi gününde onu da göreceğiz. Yani elini böyle sallamakla olmuyor bu işler. Günün geldiğinde seni de çok göreceğiz yani. Ye yavrum sen. Ye, anca ye. Ama çiğ köfte. Yemekleri yedin, bizi de yiyeceksin yani. Vallahi bizi de yiyeceksin yani. Peki. Şeyi beğendin mi? Ali Nazik, sarımsak tadı çok geldi Zuhal Hanım. Öyle güzel. Yani kıymalı olması bir sonraki ana yemeğe istinaden hafif olmuş. Yani hani kıymalı olmasını beklerdim zaten. Ha sen bekliyorsun. Ama yani sarımsağı biraz ağır geldi. Sarımsağı ağır gelmiş Ali Nazik. Yani çok ağır geldi benim sarımsak tadım. Sarımsağı ağır gelmiş Ali Nazik. Ağır mı geldi? Biraz fazla bana geldi ama. Aa, 3 diş sarımsak koydum sadece yani çok az bence. Aa, bana denk geldi o zaman bilmiyorum. Belki sana parça falan mı geldi? Parça geldi. Siz dünden dolduğunuz için zaten beğenmeyeceksiniz. Hiç dolmadım. Dolmuş olsaydım zaten Meral Hanım'a dolmazdım, size dolurdum. Ayran ister misiniz? Yani ben alayım evet. Teşekkür ederim. Evet, vallahi genel olarak lezzetini beğendin herhalde. Ben çok beğendim bunu. Ya, genel çok olarak tabak gerçekten hakkını verdi. Genel olarak evet, güzel. Ben almam canım, eline sağlık. Evet, ana yemeğe geçebiliriz. Antep tavanın yanında ne vardı Meral, ne ikram edeceksin? Domatesli bulgur pilavı yaptım. Gider. Meyhane pilavı diye geçiyor ama bizim meyhane pilavı tabirimiz de çok farklı. Farklı, etli evet. Oluyor. Antep'i farklıdır. O yüzden domatesli bulgur pilavı dedim. Evet, salatan var mıydı? Var, pirpirim salatası var. Ha, pirpirim. Evet. Semizotu. Yani. Evet, semizotuyla yapılıyor.